Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Emekli TV'ye hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere ben zaman zaman sizleri uyaran videolar yapıyorum. Bunun yanı sıra aman Türkiye'deki bazı imzalayacağınız evraklara dikkat edin diyorum. Türkiye'ye herhangi bir şekilde gittiğinizde neye imza atacağınıza çok çok dikkat edin derim. Şimdi bir olay anlatacağım size. Ardından da sizleri çok çok önemli bazı gelişmelerle ilgili uyaracağım. Bakın, Almanya'da bir iş adamımız memleketi olan Yozgat'a gidiyor geçtiğimiz günlerde ve Yozgat'ta maalesef ve maalesef kendisine bir kargo teslim evrakı imzalattırılıyor. Olay şöyle gelişiyor. Bu gurbetçi vatandaşımız yurt dışında Almanya'da önemli iş insanlarımızdan bir tanesi olduğu kendisi ifade ediliyor. Kendisi memleketi olan Yozgat'a da önemli yatırımlar yapmış, hayırseverliği de bilinen bir kişi. Ancak ve kendisinin Yozgat'taki ofisine bir gün bir kargocu geliyor. Kendisinin bir paketi olduğu söyleniyor. Kendisi de camdan bakıyor, diyor ki kargo aracı neden yok diyor. Diyor ki kargo aracı arıza yaptı diyor. Ben de arkadaştan kargoyu teslim etmek için bu arabayı aldım diyor. Hemen bir şekilde gitmem gerekiyor diyor. İmzalamanızı rica ediyorum diyor. İki tane evrak imzalatıyor. İmzalamış olduğu evraklar arkadaşlar kargo teslim evrağı sanıyor. Yaklaşık 2,5-3 ay sonra kendisine bir mektup geliyor. Borcu olduğu ve bu borcundan dolayı da tüm mallarına bir şekilde ipotek konuluyor, el konuluyor ve ardından da arkadaşlar olay adli makamlara, mahkemeye intikal ediyor. Elbette ki makam, adli makamlar en doğru kararı verecektir. Bunda bir şüphe yok. Şimdi arkadaşlar, Türkiye'ye gittiğiniz zaman dikkat edeceğiniz çok çok önemli bir konuyu anlatıyorum. Bak, İlamsız borç takibi denilen bir şey var. Bir kişi İcra dairesine gidip derse ki Ali'nin, Veli'nin bana şu kadarlık borcu var. İcra dairesine görevli yazar ve bu kişiye postalar. Ali'ye, Veli'ye postalar. Sizin adresinize böyle bir kağıt gelir. Bu borcun olmadığına dair siz o evrakı aldıktan sonra 7 günlük süreniz var arkadaşlar. 7 gün. 7 gün içerisinde, 7 gün içerisinde siz buna itiraz etmezseniz bu borcunuz kesinleşir. Ödemek zorundasınız. Ya da mahkemeye gideceksiniz falan, böyle uzun bir süreci var, hukuki süreci var. İlamsız borç takibi ya da size kargodan, postadan, oradan buradan bir şey gelince sakın ola ki okumadan, görmeden, anlamadan imzalamayın. Bakın bunlar ne yapıyorlar? Hukuktaki boşlukları dolandırıcılar iyi biliyor. Sizin adresinize bir tane şey gönderiyorlar. Böyle borç takibi. Adreste kimse yok. Postacı kapınızı geldi çaldı, kimse yoksa bağlı bulunduğunuz muhtarlığa bırakır. Muhtarlığa bırakırken kapınıza, sizin kapınıza da bir tane haber kağıdı diye bir şey yazar. Muhtarlığa evrakınız var, bırakılmıştır diye. Muhtarlığa bıraktıktan 7 gün sonra içerisinde almazsanız arkadaşlar yine az önce anlattığım gibi borcunuz kesinleşiyor. Böyle bir durum var. Şimdi Türkiye'de değerli izleyicilerim, aman siz olun, çok dikkatli olun. Bir diğer önemli konu, sizin TC kimlik numaranız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numaranızı sakın ola ki her yerde vermeyin. Sakın ola ki bir yerde kimlik fotokopiniz çekiliyorsa mutlaka bu fotokopinin üzerine şunu yazın. Örneğin şunun için bu kimlik fotokopisi verilmiştir diye kimliğinizin üzerine doğru yazın. Öyle arkadaşlar olaylar duyuyoruz, görüyoruz ki gerçekten çok çok üzücü olaylar var. Maalesef üzülerek anlatıyorum ben bunları. Anlatırken de birileri bana kızabilir. Ya zaten bilmiyor muyuz diye. Bakın arkadaşlar, bilmeyen izleyicilerimiz var. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, yani yaşamış oldukları ülkenin hukuk sistemiyle ülkemizdeki, ana vatanımız Türkiye'deki hukuk sistemi arasında dağlar kadar fark var. Kötü niyetli insanlar her yerde var. Sadece Türkiye'de değil ki, dünyanın her yerinde var. Ben anlatırken yine hani şöyle bir şey aklınıza gelmesin. Ya Türkiye'yi karalıyor, Türkiye'yi
şöyle anlatıyor, böyle anlatıyor diye bir şey gelmesin. İyi insan dünyanın her yerinde, kötü insan da dünyanın her yerinde. Ha, ne diyoruz? Allah kötülerle kimseyi karşılaştırmasın. Yani öyle olaylar var ki gurbetçi vatandaşın hiç haberi yok. Evini satıyorlar, arsasını, tarlasını, arabasını satıyorlar. Vatandaşı borçlandırıyorlar. Öyle olaylar var ki gurbetçi vatandaşın dünyadan haberi yok. Gidiyorlar, bir şekilde kimlik bilgilerini ele geçirmişler. Bu vatandaşın adına şirket kuruyorlar. Bu vatandaşın adına gidip bankadan kredi alıyorlar. Bu vatandaşın adına çek karnesi çıkartıp çek kesiyorlar. Borçlandırıyorlar. Anlatıyorum ben. Defalarca anlattım böyle olayları, biliyorsunuz. Çok yerde vatandaşımızın başına geliyor. Bunun için yapacağınız şu var arkadaşlar, bakın. Zaman zaman E-Devlet'e girerek E-Devlet üzerinden bu kontrolleri yapabilirsiniz. E-Devlet'e girdikten sonra arama bölümüne vergi borcu, tapu kayıtları, işte emlak vergisi borcu gibi şeyleri yazabilirsiniz. Lütfen bunu ihmal etmeyin. Bir de eğer Türkiye'de eviniz, arsanız, tarlanız varsa biliyorsunuz emlak vergisi ödemekle yükümlüsünüz. Bunun için arsanızın, evinizin, tarlanızın hangi belediyedeyse onu E-Devlet'e girip arama bölümüne yazdığınızda sizin karşınıza çıkacak emlak borçlarınızı, emlak vergilerinizi de ödeyebilirsiniz. Öderken de size tavsiyem sanal kredi kartı kullanın. Sanal kredi kartı şu demek: sizin bir kredi kartınız vardır. Bu bankanın mobil, yani cep telefonundan uygulamasına giriyorsunuz. Sanal kart oluştur diyorsunuz. Sanal kart oluşturuyorsunuz. Bu sanal kartın avantajı şu: limitini kendiniz belirliyorsunuz. Örneğin diyorsunuz 100 euro. Harcadıkça 100 euro düşüyor, ya da 1 euro ya da 1000 euro, fark etmez. Limitinizi kendiniz belirliyorsunuz. Alışveriş yaptıktan sonra ya da ödeme yaptıktan sonra da bunun limitini sıfıra indirebiliyorsunuz. Dolandırıcıların eline geçerse bu kart numaranız, siz hiçbir şekilde kartta para görünmediği için o kartta hiçbir şekilde işlem yapamıyorlar. Bu da çok çok önemli. Sanal kart, sanal kredi kartı. Normal kredi kartında limit neyse o çekiliyor, ama bu sanal kart bedava. Kartınıza bağlı olarak size bir numara çıkıyor ekranda, bu mobil uygulamada, bankanın mobil uygulamasında, cep telefonu uygulamasında. Siz de bu şekilde güvenli bir şekilde alışveriş ya da ödeme yapabilirsiniz. Bakın değerli izleyicilerim, bunları detaylı anlatıyorum. Birilerine belki canını sıkıyorum ama lütfen dikkatli olun. Özellikle de bu son zamanlarda gurbetçi vatandaşlarımızın başına gelen böyle olayların çoğaldığını gözlemliyorum. Bu nedenle uyarıyorum, çevrenizde bulunan insanlara lütfen bu videoyu gönderin. Çevrenizde bulunan insanlar da izlesinler. Onlar da bilgi sahibi olsunlar. Sizin de görüşleriniz varsa bu konuyla ilgili olarak lütfen videomuzun altındaki yorum bölümüne yazarak bize iletebilirsiniz. Ya da Facebook ya da Instagram hesaplarımız, kanalımızın Instagram ya da Facebook hesapları vasıtasıyla bana ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.